Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte personel dağıtım cetvelinin genel hükümleri üzerine, genel ilkeler üzerine bir anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz daha önce PDC üzerine bir video çekmiştim. Bu videoda personel dağıtım cetvelinin açılımı, genel anlamda e, genel tanımı ve bu personel dağıtım cetvelinin nasıl planlandığı üzerine e, yaptığım bir videoydu. Bunu da izlemek isterseniz yine hemen yukarıda çıkacak olan kutucuğa tıklayarak o videoyu da öncelikle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün dedik personel dağıtım cedvelinin genel ilkeleri üzerinde duracağız. Tabi PDC'yi genel bir tanım itibariyle anlatacak olursak Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşa teşkilatlarındaki e, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin kadro ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır. Genel tanım budur. Şimdi arkadaşlar Biraz önce de söylediğim gibi bu PDC ilkeleri genel yönetmeliklerde yani Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklerde genişçe bir yer almaktadır. Yani buna özel bir yönetmelik çıkarılmıştır arkadaşlar. Bu yönetmelikte yine atama ve nakil hemen başlığı da göstereyim size. Sağlık Bakanlığı atama nakil yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliğine dair yönetmelikler şeklinde bir yönetmeliktir. Hemen bunu yine incelemek isterseniz arkadaşlar. Ee, bakınız resmi gazetede çıkan e, numarası da mevcuttur. Oradan da siz kendiniz de inceleyebilirsiniz tabi ki. Ama biz bugün genel hükümler inceleyeceğiz. Neden genel hükümler diyoruz? Çünkü arkadaşlar aslında e, bakanlığın PDC belirlenirken her kadro için ayrı ayrı e, belirlenme çeşitleri vardır kadroların. Örneğin uzman hekimler için ayrı, aile hekimleri için ayrı, pratisyen için ayrı, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına geldiğimizde hemşire, ebe, teknisyen, anestezi hepsi için ayrı ayrı bir e, personel dağıtım cetveli hazırlama şeması vardır. Bu şemalar üzerinde kendilerini hazırlamaktadırlar arkadaşlar. O yüzden biz bugün sadece genel hükümler üzerinde duracağız. Tabi bu genel hükümler arkadaşlar 18 maddeden oluşmakta. Bu 18 maddeyi ben size e, tek tek anlatmam videonun uzun sürmesini ve sizin sıkılmanıza sebep olacaktır. O yüzden aslında bir noktada bizim için kritik noktalar olan, belirleyici noktalar olan maddeleri sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi bu ilkelerin, genel hükümlerin birinci ve ikinci maddesinde arkadaşlar kısaca şundan bahsetmektedir. Biraz önce e, tanımda da anlattığım gibi bu PDC'nin kimleri kapsadığını ve kimleri kapsamadığını noktasında bir e, yazı yazmaktadır. Kimseleri kapsamadığı noktasına gelirsek arkadaşlar bu tabi önemli bir... İl Sağlık Müdürü, Baştabip, Hastane Müdürü yani yönetici kadrosundaki kişileri kapsamıyor arkadaşlar PDC cetveli. Yani ona göre bir planlama yapılmıyor. Bu PDC e, dağıtım cetveli tabii ki de bakanlığın kendisi e, dahilinde yapıyor. Bakanlık yapıyor bunun çalışmaları il ve ilçelere göre yapmalı. Ve bu bakanlığın yaptığı çalışmaları da e, istihdam Planlama Komisyonu onaylıyor. Bu istihdam planlama komisyonu kimdir? Yine bakanlığa bağlı bir kurumdur. Ve burada e, kimleri yapar ya yani da hangi birimleri e, destekler derseniz de e, bakanlığın ana hizmet biriminin teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği ve personel genel müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda valiliklere valiliklerce PDC dağıtım ilkeler çevresinde yapılan çalışmaları onaylıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim, bizim için önemli olan maddelerden bir tanesi burasıdır. Bakınız ondan ve branşlar doğrultusunda planlamaya esas teskil, teşkil edecek sayılarını belirlenmesinde bakanlık kadro ve pozisyonlarında ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi istihdam edilen devlet memurları yani 4A kadrosu ve 4924 sayılı kanun çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanı gibi personelin toplama esasları yani süresiz sözleşmelerden bahsediyor. 657 sayılı kanun 4B doğrultusunda çalıştırılan sözleşmeliğin sayıları PDC'ye dahil edilmemiştir diyor. Yani arkadaşlar bu 4924 sayılı da yine 4B'ye tabi bir kadrodur ama ayrı bir kadrodur. 4B'nin bir koludur diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar 4A ve 4924 personelin toplamı üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Yani bu hesaplama dediğimiz nedir arkadaşlar? Ee, bu PDC cetveli hesaplanırken belli kriterler var. Yani belli bir personel sayısına göre ya da hastanenin yatak sayısına göre gibi alımlar var. Bunlara göre PDC hesaplandığı için arkadaşlar e, bu ayarlamalarda yine bu şekilde yapılıyor. Yani 4B'ye dahil personel 4924 dışındaki personeller hariç bunlar üzerinden hesaplama yapılıyormuş arkadaşlar. Buna bize bunlar anlatıyor. Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Bunu videonun başında söylemiştim zaten. Her branş için ayrı bir hesaplama yapılıyor. Bu personel planlamasında arkadaşlar diğer bir maddede e, Temel ilke ETF nüfusudur, yani yatak sayısıdır arkadaşlar. Yatak sayısı üzerinden e, personel sayısı hesap ediliyor ve mesela bu hesaplamalar yapılırken arkadaşlar burasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Hesaplama yapılırken büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir. Yani arkadaşlar bir büyük şehirde yapıyorsanız. Bu yatak sayısını toplam hastaneler üzerinden yapıyor. Tek tek hastaneler üzerinden planlama yapmıyor. O yüzden bana göre de zaten bir personel tayin istediği zaman öncelikle sağlık müdürlüğü üzerine düşüyor. Sağlık müdürlüğü gerekli yerlere personel dağıtımını yapıyor. 11. madde de yine önemli. Eğitim araştırma hastaneleri, özel dal hastaneleri ve yan dal eğitimi verilen kliniklerin bulunduğu illerin PDC'si hesaplanırken, Ayrı kriterler uygulanıyor. Standart bir e, planlama yapılmıyor arkadaşlar. Onların planlaması yine ayrı yapılıyor. Semtpol kliniklerine ayrıca planlama yapılmaz diyor. Yani bunu biliyoruz zaten. Semtpol kliniklerindeki e, cihazlarına ya da oralara gönderilen personel nedir? Yine normal hastanelerden geçici görevlendirme usulü yapılan e, görevlendirilmelerle tedarik ediliyor. Onun için ayrıca bir planlama yapılmıyor arkadaşlar. Yine az önce söylediğim gibi eee sant geçici görevlendirme yapıldığı gibi il içinde eğer herhangi bir hastanede fazla eleman olması halinde ihtiyaç olan diğer e, ilçelerdeki hastanelere geçici görevlendirme yapılarak oralının eee personelle tedarik edilmiş oluyor arkadaşlar. Yine 18 madde benim için önemli bir maddedir arkadaşlar. Personel sayısının illere göre dağılımında belirlenen kriterler. Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim araştırma hastanelerine il dışından başvuru ve poliklinik sayısı gibi ölçütlerde ayrıca personel planlaması yapılır. Biraz önce bunu yine zaten söylemiştik zaten. B. Personel dağıtımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik özellikler, hastalık, insidans ve prevalansı, turizm gibi nedenlerle nüfus hareketi gösteren yerlere göre ayrıca planlama yapılır. Yani e, sağlık turizmi dediğimiz bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Dışarıdan hasta sayısı geldiği için buralardaki bölgelere ayrıyetten bir eleman e, hesaplaması ayrı şekilde yapılabilir diyor. Bundan bahsediyor. Kişi başı tabip başvuru sırasında iller arası önemli farklılık tespit edilmesi halinde de bu husus personel planlamasında göz önünde alınır. İlin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi değerlendirmelerde tabii ki de dikkate alınacaktır. Personel sayısının il içi dağılımında ise arkadaşlar, personelin planlandığı yerde görevini yerine getirmesiyle ilgili fiziki ortam, tıbbi donanım ve hizmet ekibi eksikliği il bazında tamamlanır. Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri veya poliklinik sayısındaki farklılıklar dikkate alınır. Ulaşım şartları, var diye hizmetleri, hastaneye bağlı sent poliklinik açılması gibi etkenler planlamada değerlendirilir demektedir. Bugün arkadaşlar e, kısaca PDC yani personel dağıtım cetvelinin genel ilkeler üzerinde bir anlatım yaptık. Önemli olan noktaları anlatmaya çalıştım. Ee, önemsiz olan yerler değinmedim zaten size zaman kaybı olmaması açısından arkadaşlar. Tabi e, videonun başında da söylediğim gibi e, PDC dağılım cetvelinin bir genel hükümleri vardır. Bunun yanında bir de e, kadro bazında bazı genel gereklilikler vardır. Bunlar da ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Hemşire için ayrı. Bakınız bunun neden söyleyeyim? Sadece küçük bir tüyo vereyim. Mesela bir hemşire unvanı kadro için PDC dağıtım cedveli hesaplanırken e, Türkiye genelindeki dolu kadro sayısının %20'si fazlası üzerinde vesaire gibi kriterler vardır. Bu kriterler her birime göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden ayrı ayrı hesaplanıyor. E, bu videonun altına belirtirseniz şayet her birim için ayrı kadro için e ayrı bir nasıl belirleniyor üzerine yorumlarınız ya da sorularınız olursa. Şayet bunu da açık bir şekilde anlatmamı isterseniz. Yine videonun açıklama kısmına yazarsanız. Talebin çokluğuna göre ben de bunları sizlere yine açıklamaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.